Lütfen anlatın bize. Ben içimde 97 yıl öncesinde bir Kabe aşkı doğdu. Ve ben o aşkla Kabe'ye gitmek istedim. Ama şimdi bunun için de hacca gitmek istedim. Hac olayı biliyorsunuz Türkiye'de çıkma olasılığı çok çok zor. Ki şu anda 10 yıldır ben yazıldım, hacca gidemedim. Ve ben içimden orada oturum alacağım diye kendime odakladım. Alacağım dedim. Ve ben bir gün bir hacı teyzemi yolcu ederken o bana demiş, hani oturum alınabiliyor kefil sayesinde. Ben dış hatlarda onu yolcu ederken çarşaflı bir bayan gördüm ve yanına yaklaştım. Siz de mi dedim Kabe'ye gidiyorsunuz, oturum mu almışsınız? Bayan evet dedi bana. Ama içindeki duygularını hissettim, ben de almak istiyorum. Hani içinden istemedim, beni böyle iteklemek istedi. İstedim öyle. Eşiniz nerede dedim, gelmez şimdi dedi. Ben de inatla birkaç dakika bekledim. Bakın karşıdan bir beyefendi geldi. Hiç hanımla konuşmadan beyefendiye doğru direkt olarak gittim. Dedim ki, ben dedim sizin gibi oturum almak istiyorum. Ama dedi oturum almak çok zor. Hayır dedim, ben istiyorum ve alacağım dedim. Bakın hiç unutmuyorum ve ben bunu canlı yaşamışım. Yalan hiç yok. O zaman dedi Konya'da dedi bir arkadaşımız var. Ben onun numarasını vereyim size. Siz onu arayın. Şu anda bir vekalet olarak gelen bir kefillik belgesi var dedi. O izin verirse ondan alın. Hiç uzatmayayım. Telefonla ben hemen akşam o kişiyi aradım. Ben dedim oturma almak istiyorum. Hiç tanımıyorum. Peki dedi, o zaman dolar bazındaydı. 10 bin dolarınız var mı dedi. Ne kadar isterseniz ben dedim yeter ki beni hacca götürün ben vereceğim. Hiçbirimizi tanımıyoruz. Şu hesaba yarısını yatırın dedi. Ve ben hiç korkmadan parayı yatırdım. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sadece telefon. Yatırdıktan sonra birkaç gün sonra beni aradı. Ankara'ya gelir misiniz dedi. Hani orada kefil gelecek. Ankara'ya da gittim. Ve hiç uzatmayayım. Ben bütün bu işlemleri yalan olmasın bir hafta içinde hallettim. Oturup kefalet işesinde para ödedim, kefili gördüm. Hac dönemine iki aylık bir süreç var. Benden önce bu kefalet işini yapan arkadaşlar paralar verilmiş, o kişiyle kefalet gelmemiş. 15 gün sonra yalan olmasın o süreç içinde bana haber geldi. Pasaportunu hazırla. Medine'ye geliyorsun. Bakın Haç'tan bir ay öncesine, hatta bir ay kalmamış. Ben bütün hazırlığımı yaptım. Medine'ye gittim. Kefille tanıştım. Bayağı paralar döktüm. Helal olsun çünkü hacı oldum. İstiyorum. Ve bana orada dediği şey bu oldu. Sayısız dedi, insana dedi, biz dedi. Paralarını aldık. Ama kimseninki gelmedi. Sende ne var ki seninki bir ay içinde kabul edildi ve sen geldin hacı olacaksın. Ve beni Arafat'ta bile aradılar. Bizim için dua et, sende olağanüstü bir güç var. Ben orada, ben daha önce hissediyordum. O gücü var olduğuna inanıyordum. Vardı. Ve ben Kabe'den indikten Rabbim hacı oldum mu olmadım Rabbim bilir. Bilmem. Ama gittim. Mekke'deyken inşallah hepinizlere nasip eder ki altın oluk vardır. Ben onun altında oturdum. Allah'ım dedim senin rahmetin nasıldır diye gözlerimi kapattım. Ve o altın oluğun altındaki cennetin ortasıdır yani. Ne kadar bir süre kapattım, ne kadar dua ettim bilmiyorum. Gözlerimi açtım. Kabe'de o ben senin rahmetini nasıl dağıtıyorsun diye Rabbim dedim görmek istiyorum. Ben kimim ki göreyim? Ben oturduğum yerde bulut gibi Kabe'nin üstü doldu. Bulut, toz. Kendi kendime bir de ben kendi kalbimle konuşurum. Ben Allah'la kendimce konuşurum. Herkesin kendi inancı. Allah'ım dedim gözlerim açık. Altın olup başımın üstünde ama Kabe'nin üstü bulut gibi, duman gibi. Allah'ım dedim ama dedim hiç rüzgar yok ki dedim. Burada fırtına yok ki. Nasıl bir duman dedim. Nasıl bir yağış dedim.
O anda kalbim bana dedi ki, hayır dedi, yok dedi Yağmur dedi, bir şey yok dedi, bak dedi. Baktım, şu andaki gördüğünüz ışıklar kar yağar gibi. Kar ve ışık, nur. Yağdıkça yağdı, ben gördükçe bakıyorum, Allah'ım diyorum, rahmetim bu mu? Kalbimle konuşuyor. Işık ve nur, bulut bulut böyle ince ince tipi olur ya. Yağdıkça yağdı, yağdıkça ne kadar bir süreç kaldığımı hatırlamıyorum. Sonra kendime geldim. Oradan kalkamadım. Şeyin kapısından çıkarken hacı arkadaşım gördü, hacım dedi. Yığıldım çünkü onlar konuşmuştum, ben nuru istiyorum. O arada sordu nasıl gördün, hani söylememem gerekirdi. Anlatınca tamam sen kendini bir şey zannetme, hiç kendimi ne zannedebilirim ki, ama isteyince vallahi de billahi de Rabbim gösteriyor ve veriyor. Ve ben Rabbimin rahmetini, nurunu ben altı doğrultuda gördüm. Allah herkese de vesilesin. Allah razı olsun. Ve bakın biz nasıl bir alemdeyiz. Hani şu alem dedi ki, sert olan cisimleri görüyoruz, aradakileri görmüyoruz. Aradakileri az önce baktık, rahimler, kistler var mı yok mu görünüyordu. Filmlerimize baktık, filmlerimiz burada. Ve başka bir şey daha, bu ikinci alem bizim coğrafyamızı da şekillendirmiş. Yani bu ikinci alem haritayı da şekillendirdi. Şuraya bakın, dünyanın tam ortasındaki ülkemize, tam ortasında ülkemiz, adı Ana. Ana, hem de bir tane ana değil, analarla dolu. Adı Anadolu. Ve şuraya bakmanızı istiyorum, şu Ege Denizi'ne. Ege Denizi, hani dağın mağarasına bakın dedim ya. Evet, bu mağara, dağın mağarası, bu annenin mağarası. Yani burası vajina, Ege Denizi. Marmara Denizi rahim. Rahim. Ege Denizi, vajina. Ve bu ananın yavruları var. Bu anne bebek doğurduğu zaman yavruları nereye gönderiyor? Şuraya, yavru vatana. Şurada annenin rahminde bebek eğer 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay kaldı ya, eğer bu bebek Karadeniz'e giderse ne olur? Annesinin karnından Karadeniz'e giderse ne olur? Annesinin karnından Çanakkale'den indi, Ege'den indi, Akdeniz'e giderse ne olur? Akdeniz'e giderse, Karadeniz'e giderse ne olur? Karadeniz'e giderse ne olur ben biliyorum. Akdeniz'e giderse ne olur da ben biliyorum. Ama gelin bu duyguyu hiç bilmeyene yaşattıralım. Karadeniz'e giderse ne olur? Siz benim eğitimlerimden hiç dinlediniz mi Akdeniz'i? Evet. Dinlemeyenler, siz dinlediniz mi daha önce Akdeniz, Karadeniz? Dinlemediniz. Kapat gözünü. Kapat. Hatta şöyle lütfen gözünü aç bir saniye. Şöyle çay ocağını çıksana. Fazla uzun tutmayacağız. Hocam beni hiç dinleme. Kanal çok güzel olur. Tamam. Tamam. Siz olun. Lütfen adınızı söyleyin. Yalçın. Yalçın Bey lütfen dışarıda bekleyin. Hatta sen de Serdar Hanım beraber çıkın. Yalçın Bey kanal olacak. Bir de Seher Hanım da kanal yapacağız. Haydi. Şunu istiyorum. İçinizde düşük yapan var mı? Hamileliği düşükle sonuçlanan. Tamam. Siz kaç yaşındayken hamileliğiniz düşükle sonuçlandı? 20 yaşındaydınız. Şimdi kaç yaşındayız? 22. Tamam. Şimdiki yaş önemli değil. 20, 19'da mı? Ya kaç? 20'nin ne zamanında? Hangi ayında bebeği düşürdünüz? Ben bebeği Kasım ayında
İnsanlar. Arkasında hemen ikizleri hamile kaldı zaten. Tamam. Belki de Aralık çünkü Ocak'ta hamile kaldı ikizleri. Muhtemelen işte Kasım Aralık gibi düşünüyorum. 20. yaş, 20 yaşı kesin mi? 20 yaşında. 20 yaşının sonbaharında evet. kaç aylıktı işte düşün. 1,5 ay falanmış. Tamam. Başka düşük yaşayan var mı? Böyle 4-5-6 aylıkken bebeği düşük olan. Tamam. Biz orayı ele alalım. 20 yaşının Kasım-Aralık aylarında bebek 1,5 aylıkken. Şimdi şunu göreceğiz. Anne karnındaki bebek bakalım şuraya gittiğinde ne duygular oluyor, şuraya gittiğinde ne duygular oluyor. Hadi biraz bilgi verelim. Akdeniz'e gitmek demek bir bebek sevgi hanım ne demek olur? Doğruması sağlıklı doğru dünyaya geldi. Evet. Karadeniz'e gitmesi demek? Yok olur herhalde. Evet, düşük olur, öldü demek. Peki bunu nereden biliyoruz? Deyimlerimiz öyle diyor. Kara kara ne düşünüyorsun? Karadeniz'de yeminlerin mi battı demek buradan geliyor. Hani çocuklar bile bunu biliyor. Çocuklar diyor ki ortada kuyu var, yandan geç. İdrar torbasını biliyorlar. Toplumdaki herkes biliyor. Karadeniz'e gitmek yeminin batması demek. Ölmek demek. Kara bir deniz adı üstünde. İsmi ve üstünde. İsmi üzerinde siz bir bebek hani sobaya gitmesini istiyorsak cıs ya da kara diyoruz. İstemediğiniz bir şeyi karalarız. Kişiyle. İstediğimiz bir şeyde beyazlarız, aklarız, aklandı deriz, öbürü de karalandı deriz. Haydi. Emşire lütfen çağırsana. Kızıldeniz vallahi hala araştırıyorum. Bulduklarım var, bulamadıklarım var. Ha, ben sistem öyle bir sistem ki... Nehrini araştırdık da mısın? Araştırdık. Sistem öyle ki... Benim geliştirdiklerimi siz bundan sonra binalar koyabiliyorsunuz, binalar. Ama tabii fikrim var, henüz tam netleşmediği için söylemiyorum. Anlatacağım onu, bugün anlatacağım. Kızıldeniz ne demek? Ve birazdan anlatacağız. Akdeniz, okyanuslar, denizler hepsi ne demek bunları anlatacağız. Yalçın Bey'i kanal yapalım. Şöyle gel Yalçın Bey, herkes sizin yüzünüzü görsün. Kanal. Lütfen oturun. Biz burada bir arkadaşımızın hamilelik zamanını konuşacağız. Kimin hamilelik zamanını konuşacağımızı biliyor musunuz? Yok. Bilmiyor. Kapat lütfen gözünü. Kimin hamileliğini konuşacağımız dahi bilmeyen bir insan. Nasıl olur bilgilere ulaşır? Biz bir kadın, buradaki bir bayan arkadaşımızdan konuşacağız. O arkadaşımızın şu anda yaşı kaç bilmiyoruz. Ama Manisa Spiri'den de söylemiştik galiba. Aklımda tam kalmış. Şöyle miydi acaba? Yarısı galiba. Bu kadar değildir. Tamam, haydi. Olsun. Sen şu an şakasını konuştuk, yoksa kanal için gerekmiyor bu. Şu andaki arkadaşımız, konuştuğumuz arkadaş, yaşı hiç önemli değil. Biz gideceğiz, zamanda yolculuk işte bu. Beden burada, bilgi geçmişte. Şu kadar yıl geriye gidiyoruz ve konuştuğumuz kişinin 20 yaşına gidiyoruz, 20 yaşında. Konuştuğumuz kişi 20 yaşında. 20 yaşının ayları var. İlkbahar yani Ocak, Şubat, Mart. Hayır. İlkbahar Mart, Nisan'da başlar. Yani bu kişinin Ocak ayını, Şubat ve Mart'ına bak, Nisan, Mayıs'ına bak. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'ına bakacağız aralığına kadar. Bizim bu arkadaşımızın adını hemen sana söyleyeyim. Türkiye. Bu arkadaşımızın adı Türkiye. Hatta bu arkadaşımızın adı Ana. Anadolu. Anadolu'muz
üzerinde yazıyor 20 yaşında. Bu annemizin rahmi Marmara Denizi. Lütfen Marmara Denizi'ne ilkbaharda, yazda ve sonbaharda ve kışta bak. Marmara'da bir bebek var mı? Anamızın yaşı 20. Marmara Denizi'nde bebek var mı? İlkbaharına baktın, yaza baktınız, sonbaharına ve kışına. Biz var mı yok mu şöyle biraz daha iyi anlayalım. Sular havaya kalksın. Sular havaya kalksın. Marmara Denizi'nin suları kalksın. Eğer bebek varsa deniz yatağında kalsın. Marmara'daki bütün sular 100-200 metre yükselsin, havada kalsın. Marmara yatağında bebek var mı? Bebek yok. Tamam. Siz gözünüzü açın. Bir de Seher Hanım'a bir bakalım. Kanalımız biraz daha, ona bir bakalım. Siz burada durun lütfen. Seher Hanım, kapat. Bizim kim olduğunu, belki sen el işaretimizle gördün, önemli değil. Bizim bu arkadaşımız 20 yaşındaki haline gidiyoruz. Ve 20 yaşında onun adı Türkiye ana. Marmara'ya bak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Marmara'da bir bebek var mı yok mu? Marmara'da yok. Kulağını kapat lütfen. 20 yaş kesin mi yoksa 21 yaş mı? Peki Seher Hanım'a, Seher Hanım, 21'in başına bak, 21 yaşının Ocak ayına. Hı. 20'nin aralığına ve 21'in Ocak ayına bak. Hı. Var mı Marmara'da bir bebek? Hı. Hı. 20'nin aralığında mı yoksa 21'de mi? 21'in Ocak ayında. Peki bak bakalım bu bebek nereye gitmiş? Karadeniz'e. Yüksek sesle söyle. Karadeniz'e. Karadeniz'e gitmiş. Lütfen konuşurken yüksek